Hayırlı günler değerli izleyenler. Yeni bir Şimdi Ne Yapmalı programıyla karşınızdayız. Bugün de sorularınızı, sorunlarınızı değerlendireceğiz. Çözümler sunmaya gayret göstereceğiz. Aile danışmanı ve psikolog Özgül Piyade hocamızla birlikte. Bizi arayabilirsiniz. Telefon numaramız 0312 alan koduyla 294-4294. Bizi arayan, yayınımıza bağlanan izleyicilerimize Özgül hocamızın iki güzel kitabını hediye ediyoruz. Bizi aynı zamanda Facebook üzerinden veya Şimdi Ne Yapmalı @diyanet.tv adresinden de ulaşabilir, sorularınızı ulaştırabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam bugün de pek çok farklı soruyla karşı karşıyayız. Vakit kaybetmeden başlayalım İnşallah. İsterseniz. Tamam. Bize Facebook üzerinden bir izleyicimiz ulaşmış, şöyle diyor. Ben 44 yaşında 5 çocuk annesiyim. Benim sorum annemle ilgili. Biz eşimle annemin evinin kirasını ödüyoruz ama annem beni zor durumda bıraktığını fark etmeden hala benden maddi bir sürü şey bekliyor. Eşim geçenlerde onları tatile gönderdi. Şimdi yine tatile gitmek istiyor. Benden para istedi. Bir de şu var ki 3 tane de erkek kardeşim var. Ama onlara böyle davranmıyor maddi açıdan. Aslında zamanında tatil olsun, yemek içmek olsun annemi çok götürdük. Ama sonra yaptıklarımızı küçümsedi. Nasıl davranmalı ve ne yapmalıyım? Çok ilginç bir soru ama yaşanan örneği fazla olan bir durum. Şimdi kızından bir beklentisi var hanımefendinin. Hı hı. Hem maddi anlamda o ihtiyaçları karşılama konusunda hem de keyfi ihtiyaçları karşılama konusunda tatil noktasında da. Şimdi kızının eşi, damadı da bu noktada olumlu bakıyorsa bu sefer hanımefendi işte nasıl olsa benim isteklerimi yapıyorlar. Çünkü diğer tarafta oğlanların olduğu yerde gelinler buna onay vermeyebilirler. Damat da izin verdikten sonra bir sıkıntı yok diye belki hanımefendinin eşi de yani damat, kayınvalidenin eşi, damat dediğimiz kişi de aman üzülmesin, eşim üzülmesin diye annesinin gelip gitmesine izin veriyordur. Ya da merhametli bir adamdır. Yani ne fark eder bir kişinin fazla olması bize zarar vermez diye düşünüyordur. Ama şimdi bizim anne dediğimiz kavram hani böyle sanki hep böyle doğruyu düşünen, evlatlarını sıkıntıya sokmayan, evlatlarıyla ilgili onların hayatlarını sıkıntıya sokmayan bir kavram gibi düşünüyoruz. Ama anne aynı zamanda bencil bir anne olursa karşıdaki kişinin ne hissettiği, ne düşündüğü, nasıl kazandığına bakmaksızın yeter ki benim istediğim olsun, benim keyfim olsun, benim rahatım olsun diye anneleri de çoklukla görebiliyoruz. Tabii böyle annelere de evlatları çıkıp da yani anne işte sen benim ihtiyacımdan fazlasını istiyorsun, ben sana zaten yapıyorum dediğinde anne yani yaptığı şeyi başıma mı kalkıyorsun ya da ne yaptın ki diye söyleyeceği için çok da böyle yüzleşmeyi yapamazlar. Ama asıl nokta şu, kızımız neden annesinin ihtiyaçları olan noktaları karşılarken kendi üstüne düşenin dışında biraz daha yük almış? Çünkü çocuklukta anne bu tür anneler çocuklarını şartlı severler. Eğer sen bunu yaparsan seni seviyorum demez de. Ama mesela kızı küçükken eğer iyi bir şey yapmışsa anne onu ödüllendirmiştir. Annenin sözünü dinlemişse ödüllendirmiştir. Anneyi mutlu eden bir şey yaptıysa ödüllendirmiştir. Hani duygusal şiddet diyoruz ya o şekilde büyüdüğü için şu anda farkında olmadan annemi mutlu edeyim, annemi üzmeyeyim, annemin morali yerine gelsin, beni daha çok sevsin, yani beni daha çok sevsin diye düşünmüyordur. Bilinçaltı öyle çalışıyordur. O yüzden de annenin her dediğini yaparak mantığından geçmeyen, doğru olmayan, yardım etmek anlamının dışında sömürüye biraz daha onu karşıdaki kişiyi kendi menfaati için kullanmaya gidebilecek kadar bir boyuta gelmiş. Mesela arkadaşlık ilişkilerinde de öyledir. Birçok genç birbiriyle arkadaş olurken karşıdan eğer bir menfaat alıyorsa diğeri de bu menfaat alınmasına rağmen onunla arkadaş oluyorsa bu menfaati çok da göz yumabiliyor. Burada da böyle bir durum var. Yapacağı şey şu, bir an önce annesine sadece ihtiyacı olan nokta neyse onu karşılayıp onun dışındaki hiçbir noktayı karşılamamak, yol da göstermemek. Yani erkek kardeşlerim karşılasın da dememek. Eşiyle beraber karar verecek, diyecek ki biz annemize yanlış, doğru yapıyoruz ama yanlış yaptık. Annemi biraz daha rahata alıştırdık, takdir etmemeyi, teşekkür etmemeyi öğrettik. Hatta verilen bir şeyi küçümsemeyi öğrettik. Bu da annenin ahlaki hayatına, manevi hayatına zarar veriyor. O yüzden karar alalım. Sadece annemin ihtiyacı olan noktayı karşılayalım. Para istediği zaman da hani olabilir, isteyebilirsin ama benim hani o noktada sana destek olamam deyip geri çekmesi lazım.
Ama anne bunu zorlar, zorlar, zorlar. Kızımız bu noktada çok karar verecek. İçinde suçluluk hissetmeyecek, yetersizlik hissetmeyecek. Diyecek ki annem ne isterse istesin bakacağım. Bu bunun bir ihtiyacı mı değil mi? İhtiyacı değilse ve ben karşılamalı mıyım? Karşılayacak, gerisini yapmayacak. Çünkü burada bağımlı hale getiriyor. Anne de şöyle olması lazım. Kızına teşekkür etmesi lazım. Bir şey karşıladığı için değil. Yani en azından onları düşündüğü için teşekkür etmesi lazım. Fazla birçok noktayı talep etmemesi lazım. Çünkü en nihayetinde kızının ve damatla ilgili noktada da problem çıkabilir. Kaldı ki bakın kızı bile bundan büyük bir rahatsızlık duymuş. O yüzden evet, sınırı kendimiz çizmeliyiz. Karşıdaki kişinin durumuna göre değil. Ama yine diyoruz alt zeminde sevgi duygusu ortaya kal. Yani ben böyle yaparsam beni sever. Ama yapmazsam üzülür annem. O yüzden annemi üzmeyeyim ben. Üzersem annemi hasta olur diye duygusal şiddetle büyüyen insan böyle anneler bencil anneler oldukları için yetişkin olduklarında da aynı durumu devam ettiriyorlar. Şartlı sevgi. Çocuk gerçeği öğreniyor. Yani annem beni bunu yapmasam sevmeyecek, üzülüyor. Bu sevginin şartlısı varsa zaten hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Olmayacaktır. Evet. Burada hocam özellikle aileler işte çocuklarını belli bir yaşa kadar okutuyorlar. Belki bu konuda pek çok para harcıyorlar. Belki bir iş sahibi olması için, bir iş tutabilmesi için pek çok fedakarlıkta bulunuyorlar. Çocuk da artık kendi parasını kazanmaya başladığı zaman velev ki evlenmiş bile olsa bir karşılık bekleniyor. Yani bu hani çok yaygın bir durum. Bazen damatlardan da bu beklenebiliyor. Ya zaten bir sürü para kazanıyor. Bak ben kızımı verdim ona gibi düşünülebiliyor. Burada elbette ihtiyaç varsa ki zaten ana baba hakkı ödenmez diyoruz. Bu maddi ilişkiler, anne babaya destek olma, maddi açıdan da destek olma bu nasıl ayarlanmalı? Biraz daha geniş boyutta bakacak olursak. Şimdi bizler inançlı insanlar olarak bırakın kendi anne babanızı. İhtiyacı olan her insana koşmak konusunda hassas bir yapıya sahibiz. O yüzden de birinin ihtiyacı illa böyle çok sıkıntılı olmasına gerekmiyor. Bazen bir belki bir üniversitede okuyan bir gencin ihtiyacını karşılamak, bazen birinin bir tatil ihtiyacı, belki birinin bir sağlık noktasını karşılamak noktasında ihtiyaç karşılamada bir aslında biz bu noktada programlıyız. Yani yapımızda insana yardım etme konusu yerleşik bir durumda. Ama çocuğumuzu yetiştirirken ona ben para harcıyorum ya da evlendiriyorum ya da bunu yapıyorum, bu bana böyle bir şey yapacak diye düşünmek o kadar hastalıklı bir düşünce ki böyle bir beklenti olmaz. Çünkü biz evladımızı üzerimize düşeni yapıyoruz. Eğer sizin ona harcadığınız okul masrafı ya da ekstra durumlar sizin zora sokuyorsa yapmak zorunda değilsiniz zaten bu noktada. Evlada böyle bir yükümlülük yükleyemezsiniz. Bu çok yanlış bir noktadır. Zaten eğer siz böyle ben bunu yapıyorum, evlat da bana bunu yapacak gibi düşünürseniz o evlat hiçbir şekilde yapmaz. Çünkü maddi menfaatlere dayalı bir hayat anlayışı olduğu için çocukta o manevi duygu, yardımlaşma ve paylaşma duygusu gelişmemiştir. Hı hı. Ama çocuk şöyle görür, yani annem babam bütün imkanlarını bize seferber etti, evli de olsa ben de annemi bir işte hacca göndereyim, umreye göndereyim, bir tatil imkanlarını vereyim ya da olur ki hani ev ihtiyacı vardır ya da kardeşinin evliliği vardır, ona bir destek olayım anlamında. Hı hı. Kendi evimdeki durumu sarsmadan orada verdiği paranın da oradaki bir sıkıntıya ilaç olacak şekilde desteklemesi yani gerekir. Yani evlatların da böyle bir bakış açısına sahip olması gerekiyor. Tabii. Yani bunu, ben kazandım, benim param da çok demek doğru değil o zaman. Zaten eğer bu anne babalar çok böyle evlatlarına yaptıklarının karşılığını bekleyecek bir şekilde yetiştirmişse böyle diyorlar zaten. Benim param vermek zorunda değilim ama bu şekilde yetişmemiş de ben bu benim görevim, sana en iyi imkanları sağlayarak bulunduğum şartlar içinde seni hayat hazırlamak diye düşünüyorsa zaten çocuklar da anne babayı düşünüyorlar. Tabii ki ailelerimizle beraber tatile gidebiliriz, imkanlarımızdan faydalanırız, arabamızı onlara tahsis edebiliriz. Yani anne baba yani bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Ama şunu söyleyeyim, iyi bir anne baba asla evladından durumuna bakar, onu sıkıntıya sokacak ya da onun canını sıkacak bir ihtiyacını talep etmez. Yani bu bir anne baba evladından bir şey talep etme konusunda çok rahat talep ediyorsa orada bir sıkıntı vardır. Çünkü anne baba evladına benim şu ihtiyacımı karşıla demesi ruhsal anlamda çok zordur. Kolay bir iş değildir. Yani biz evladımızdan her şeyini karşılayabiliriz. Bir evlat gelip anne babasına şunu istiyorum, bunu istiyorum diyebilir. Hmm. Ama bir anne baba evladına benim şu ihtiyacımı karşıla diyorsa orada bir travmadan söz ederiz biz. Normal değildir bu durum. Ama evlat yani bakar duruma. Şimdi siz kendiniz çok iyi yere tatile gidiyorsunuz. Aileniz de istersiniz. İyi bir evde oturuyorsunuz. Hmm. Aileniz de istersiniz. Ama anne baba şuna karar vermeli. Yani benim evladım kendi standartlarına göre farklı bir yaşam şekli olabilir. Yani şimdi ben
biliyorum evlendikleri zaman işte Gençler Balayı'na gittiğinde anne baba oraya kadar gittiniz bize de bir tatil yani burada bir kıyaslama söz konusu olabiliyor orada. Yeni neslin de kendine göre şartları vardır. Onlar farklı bakarlar. Anne babalar da kendi memleketlerine gitmeyi düşünebilir. Yani yine evlat anne babayı maddi ve manevi düşünmekle yükümlüdür zaten. Ama bir anne baba ihtiyacı varsa bunu bir edep çerçevesinde söyler ama buradaki gibi yani işte bana tatile gönder, bana bunu aldım, bunu da aldı demek. Bu anne sadece ismi anne ama içi kullanmaya yönelik menfaatli bir ilişki. Bu da insanı çok yaralar. Arkadaşlıkta da öyledir, evlilikte öyledir, anne çocuk ilişkisinde öyledir. Yani menfaatli ilişki insanı üzer ve yorar. Çünkü sevginin kaynağı, sevgi ve saygının kaynağında menfaati yoktur. Orada siz kişiye değer verirsiniz. Kişide var olan artılara değer vermezsiniz. Hı hı, evet, karşılıksız ve koşulsuz bir sevgi ve fedakarlık tabii, ve tabii, karşılıklı bir anlayış olması gerekiyor tabii ki. Evet. Hocam, İstanbul'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz, teşekkür ediyoruz. Neler soracaksınız? Ya benim hocama bir sorum vardı. Benim eşim 3 yıldır psikolojik tedavi görüyor. Tanısı da depresyon diye konuldu. Ama 3 yıldır hani herhangi bu tedaviler hiçbir sonuç vermedi. Aynı şekilde devam ediyor ve bu beni çok üzüyor. Oğlum var 6 yaşında, ona yansıyor bazen. O da çok üzülüyor. Hani babam neden çalışmıyor diyor. Benim eşim de böyle çabalamak istemiyor sanki. Hep sürekli evde ama hani böyle ailesinin olduğundan hani ailesinin olduğunun farkında bile değil sanki. Sürekli evde yatıyor. Ha, bizim hiçbir istediğimize cevap vermek istemiyor. Hani otur bizimle doğru düzgün konuşmuyor bile ve bu beni çok üzüyor. Çok hanımefendi kaç yıllık evlisiniz? Biz 9 yıllık. Daha önce var mıydı yoksa son yıllarda yok mı? Yok. Son 3 yıldır var bu. Peki son 3 yıldır gelişen durumun size göre bir kaynağı var mı? Hani bir iflas mı oldu, biri sevdiği birini mi kaybetti? Kaybetme değil de 5 yıl öncesinden benim kaynanam kanser hastalığı tedavisi Beşisi, görüyor. 5 yıldır da devam ediyor bu. Bilmiyorum. Peki, yani ondan peki, mı acaba eşiniz, bilemiyorum. İş hayatı neydi ki bıraktı? Neydi işi? Tekstilde çalışıyordu. Peki nasıl geçiniyorsunuz? Şu anda kayınpederimin yardımıyla. Siz çalışmıyorsunuz? Ben yok, çalışamıyorum. Benim oğlum bana çok bağlı. Bir kere denedim de olmadı. Çok. Kaç yaşında oğlunuz? 6 yaşında. 6 yaşında. Peki eşiniz evde normal sabah kalkıp yemeğini, kahvaltısını yapıp yemeği yiyip evde oturup televizyon mu seyrediyor? Ne yapıyor? Yok. Kahvaltı yedikten sonra tekrar uyuma isteği oluyor ondan. Şey, kaç çeşit ilaç kullanıyor? İsimlerini söylemeyin de kaç çeşit ilaç kullanıyor? 3 çeşit. İlaçlar yapıyor. Tamam. Hı-hı. İlaçlar. Evet. Tamam canım benim. Peki, yeterli aldığımız bilgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyoruz. Hemen hocamıza danışalım. Evet. Buyurun hocam. Şimdi hanımefendi tabii bir düzen bozulmuş. İnsanda güçsüzlük olabilir. Beyefendinin annesiyle ilgili bir sağlık problemi var. O sağlık problemi üzebilir, sıkıntılı bir süreçtir, ona katlanmak zor gelebilir. Veya iş hayatında bir sıkıntı olabilir, evinde bir sıkıntı olabilir kişinin. Kişinin bu problemleri çözebilmesi aslında yaşının ve o bulunduğu potansiyelin içinde olması gerekiyor. Yani kişi bir problemle karşılaştığında bakmalı o probleme. Aslında bu problem benim çözüm gücümün içinde olması diye düşünmesi gerekiyor. Ama bazı şeyler vardır ki sizin çözüm gücünüzün içindedir ama anneniz hastadır, onun hastalığına müdahale etme hakkınız yoktur. Sadece siz dıştan desteklersiniz. Veya iş hayatınızla ilgili bir durum vardır. Bütün ekonomi noktasında elinizden geleni yaparsınız ama kazancınız şu kadar olabilir gibi. Yani bizim dışımızda olan, ne kadar biz kendi aklımızı ve potansiyelimizi kullansak bile çözemediğimiz noktalarda da, aslında çözdüğümüz noktalarda da Allah'ın bize yardımı olduğu için çözüyoruz ama çözemediğimiz noktalarda da biz tevekkül ederek orayı Allah'ın takdiri diye yapıp orada bir huzur yakalamamız gerekiyor. Şimdi beyefendi, belki tek çocuktur, belki işte annenin maddi olarak ihtiyacı da genç kayınpeder karşılıyor ama orada beyefendiye ağır geldi. Ağır geldiği için de depresyon teşhisi konduğunda ilaç tedavisi başlıyor. Şimdi depresyon teşhisi konduğunda ilaç tedavisi başlıyor ama onun kaynağına inip acaba burada nedir problem, nasıl çözülmesi gerekir diye terapinin de yapılması gerekiyor.
maalesef bu yapılmadığı için ilaç da uyutuyor. Yani çünkü ilacın tedavi edici değil, o anki durumu atlatabilmek için sakinleştirici bir etkisi var. O yüzden bu 3 tane ilacı aldığı için uyku geliyor, kalkıyordur. Normal hayatını devam ettirmek olsa, ilacın amacı hayatı devam ettirmeye katkı gibi gözükürken bu sefer ters bir etki yapıyor. Benim önerim bir an önce ilacı bırakıp, beyefendiyi eş alacak, oturacak, bıraktıracak ilacı, diyecek ki spora başlatacak mutlaka. Ondan sonra eşiyle o ilgilenecek onunla, sohbet edecek, daha onunla yumuşak konuşacak, ilgi ve alakalı konuşacak ama ilacı bıraktıktan sonra varsa bulundukları yerde bir psikolog desteği alacak, davranış terapisi alacak o noktada. Eğer maneviyat varsa, bir manevi büyü varsa gidip onunla sohbet edip onunla konuşma boyutuna gelmesi lazım. Ama hanımefendi bunu aşabilir. Yani diyecek ki ilacı bırakacaksın, her sabah seninle biz yürüyüş yapacağız. Zorlayacak onu ama eleştirmeyecek. Şimdi beyefendi bizi arasaydı şöyle söylerdi. Ben sıkıntımla baş edemedim ama eşim beni anlamıyor. Çünkü hanımefendi diyor ki beni üzüyor gibi söylüyor. Aslında beyefendi hanımefendi yüzmek istemiyor ama hanımefendi de bekliyor. Erkek yani hani maddi anlamda evlenip de kayınpederine bağlı olması da sıkıntı bir nokta. Çocuk da babanın böyle olmasına, çalışmaya gitmemesine üzülüyor. Yalnız burada farklı bir sıkıntı var. Hanımefendi, oğlum bana çok bağlı dedi 6 yaşındaki. Bu tehlikeli bir durum. Babayı bir yandan eleştirip, babayı hasta kabul edip, anneye bağlı olduğunda bir erkek çocuk için yanlış bir rol model var orada. Yanlış bir nokta. Yani baba rol model olmaktan çıktı, anneyi alır rol model olarak. O zaman da anneye de bağlı olduğunda kadınsı özellikler gelişir. Ondan sonra beyefendiyi kurtarırız ama bu sefer çocuğu kurtaramayız. O yüzden hanımefendi ilk önce oğluyla çok yakın olmaktan, aynı yatakta yatmaktan vazgeçecek. Büyük bir ihtimalle öyledir. Oğlunu biraz daha bağımsız yetişecek. Zaten okul yaşı, mutlaka okula gidiyordur. Eşiyle de onunla beraber oturup işte her gün beraber bir sohbet ortamı, çay içmek, kahve içmek, sohbet etmek, yürüyüş yapmak gibi manevi desteğini verecek. Madde olarak diyecek ki hiç önemli değil, biz bunu çözeriz, sorun değil gibi yapacak. Kendine şöyle bir 6 ay süre tanıyacak. İlaçları kessin, yürüyüşe başlatsın. Eğer bir psikolog bulabilirse davranış terapisi alsınlar, bulamazsa kendisi o noktada eşine daha destek olacak konuşmalar ve hoş ortamlar oluştursun. Yoksa gittikçe beyefendi yatağın içinden çıkamadı, gücünü de kaybettiği için bu sefer yetersizlik artıyor. Depresyon olayı geçmiş olsa bile bu sefer işe yaramama duygusu, evlilikte bozulma, kendi hayatını devam ettirmekteki zorluk gibi bir sürü problem ortaya çıkabiliyor. O yüzden de bir an önce ilacı keserek eşini bu konuda ikna edip, tamam, önemli değil çünkü depresyon ömür boyu sürecek halimiz yok ya, yani orada eninde sonunda çıkacak bu durumda. Bu güçlüğü kazanması lazım. Burada hocam depresyon için çağın hastalığı diyoruz artık. Çok yaygınlaştığı söyleniyor. Gerçekten yaygınlaşıyor mu? Sizin bu konudaki gözlemleriniz nelerdir ve depresyona neler insanı itiyor? Nasıl bir hastalıktır? Biraz bize açıklayabilir misin? Aslında yaygınlaşan hiçbir durum yok. Ama şöyle bir nokta var. Sizler problemlerin karşısında güçsüz bir yapıyla yetiştiriliyorsanız, o zaman hep söylediğimiz nokta var ya, bir durumu problemi de sorun olarak algılarsanız, yani durum normal bir olay olması gerekirken biz bunu bak böyle bir problem var. Yani şimdi farz edelim ki işte Nisan'ın son ayında şey var, TEOG sınavları var. Bu çocuklar için bir durum yani, ama bir evde, her evde bir sorun yani. Bu sefer ne yapıyor? Çocuğa anne yükleniyor, anne çocuğa yükleniyor, evde problem çıkıyor. Yani ciddi travma ortaya çıkıyor. Üniversite sınavı var. Bu bir durum yani. Bunu sorun haline getirebiliyorsunuz. Yani farz edelim ki her ay evinize giren para belli ve ihtiyaçlarınız belli. Ama ucucuna yetişiyoruz. Bu bir durum. Sorun değil o noktada. Sorun diyebilmemiz için bizim bir olaya gerçekten çok tıbbi anlamda ciddi bir rahatsızlığın olması, bir iflasın olması ya da ağır kazaların olması gibi noktaların olması lazım. O yüzden bizler hayatı daha keyifli ve rahat yaşama konusunda o kadar çok böyle bir talebimiz var ki, gelişen teknoloji, sobalı evden kaloriferli eve işte ya da hızlı ulaşım araçlarını kullanmaya, 2 dakikada internete ulaşmaya, bilgiye ulaşmaya veya işte telefonla yüzle görüşmeye, görüntülü görüşme, her şeye o kadar çabuk ulaştık ki, o yüzden insanlar istiyor ki sorunlarımı da böyle çözüyorsun, hiçbir sıkıntıya gelmeyeyim, hiçbir dert olmasın, hiçbir problem olmasın, her şeyim rahat olsun diyor. O yüzden de bir problemle karşılaştığında ve çok rahat yetişen nesil bir problemle karşılaştığında onu büyük bir dağ olarak görüyor. Belki ufacık bir nokta olacak. Eskiler onun için hep söylerler. Derler ki bizim zamanımıza baksanız neler var, niye bizim zamanımıza baksanız. Çünkü onların zamanında, şu an gençler için
kolaylaştırılmış olan şeyler onlar için zor olan noktalardı. Ve insanlar zorluklarla mücadele ettiği zaman hayatında güçleri ortaya çıkar. Kişi potansiyelini kullanmaya başlar. Ne kadar çok zor matematik sorusu sorarsanız o kadar beyniniz gelişir. O kadar seviyeniz yükselir. Yoksa çarpım tablosunda kalsanız ne olur? Doğru. Yani siz düşünün ki lise seviyesinde sadece çarpım tablosunu biliyorsunuz. Bu bir geriliktir. O yüzden de biz problemlerle karşılaştığımızda zorluk derecesi bizim çözüm gücümüzün içinde olmadığını düşünmemizle alakalıdır. Rabbim muhafaza etsin ciddi kazalar veya işte Allah korusun depremler olmadığı sürece veya ağır hastalıklar olmadığı sürece hayat zor değil aslında yaşanabilecek nokta. Hep şikayet, hep şikayet. Ve o çok da kolay kullanıyoruz. Ya tabii, depresyona girdim, çok kötüyüm falan tabii diye. Yani bu hep olumsuz bakış açısından kaynaklanıyor. Tabii, doğru tabii bir teşhis değil. Neden? O zaman. Çünkü orayı siz sıkıntı olarak algılıyorsunuz. Sıkıntı olarak algıladığınızda da beyin bunu çözmüyor. Bir sorun olarak size geri gönderiyor. Diyor ki sende bir sorun var. Onu geri gönderiyor. Arabadaki bir şeyin problem olup olmadığını anlamak gibi. Yani motor çalışmadığı zaman sıkıntı var demektir. İnsanın depresyon dediğiniz şey motorun iflas etmesi değildir. Yani ufacık bir yerde bir tırlamanın, yani bir sesin olması gibi bir şeydir. Ama siz onu alıp da ben işte nedir? Yani olmalı da yani. Bir şey canınız sıkılmalı, üzülmelisiniz, ağlamalısınız. Bazen hayat size ağır gelmeli, bazen kolay gelmeli. Ya dünyanın hali bu. İnsan durmadan belli bir düzle gidemez ki. Sıkıntı yaşamadan rahatlığın, üzüntü yaşamadan mutluluğun kıymetini bilemezsiniz ki. Yani öyle bir döneme geldik ki normal olan duygularla artık hiç anormal boyutta hiçbir şey yaşanmayacak. Normal olan duygular. Bugün bir çocukla ilgili noktada konuşuyoruz bir kızımızla beraber. İşte çocuk kardeş olunca kıskançlığı hiç hissetmesin. Yani hissedecek yani. Yani ilk defa dünyaya birinin kardeşi gelmiyor ki. İnsan yaratıldığından beri kardeş duygusu, kıskançlık duygusu olacak. Önemli olan kıskançlık duygusunu travmaya çevirmemek. Yok ya, kıskanma dediğiniz kendinin değerinin farkına varma, anne babanın değerinin farkına varma, başka biriyle paylaşımı öğrenme, başka birisine var olan bir noktadan mutluluk duyma gibi duygular o dönemde bu olacak ama siz bunu olumluya çevireceksiniz. O yüzden de biraz rahatımız ve keyfimizin kaçmasına dayanamadığı için depresyon. Sonra ne yapıyorsunuz? Hadi ilacı. Sonra bütün keyfiniz kaçıyor ondan sonra. Potansiyelinizi kullanamıyorsun. Sonra ben çok şeydi, ben stresteyim hocam, ben depresyondayım hocam, ben panik atacağım. O kadar güzel teşhisler koyuyor ki. Yani hani bir insanda, Rabbim herkese şifa versin, kanser hastalığı için nasıl biraz daha insanı yoran bir hastalıksa tabii, bir insan ben kanserim demeye korkuyor ama ben depresyondayım, panik atayım demeye korkmuyor. Yani sanki normal çağın hastalığıymış. Böyle bir durum söz konusu değil. Kişilerin biraz daha hayatın normalleriyle anormallerinin yer değiştirmesi sonucu duygularının tanımını doğru yapamadıklarından dolayı bu hale geldik. Peki hocam, bu konuda da doğru bakış açılarına sahip olmamız İnşallah. Gerekiyor diyelim. Hemen izleyicimize dönelim. Tokat'tan Ayşe Taşlıbük hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ayşe Hanım? Teşekkür ederim. Heyecanlıyım. Hiç heyecanlanmayın. Hemen sorunuzu dinleyelim. Neler soracaksınız? Buyurun. Ben hocama şunu sormak istiyorum. Benim 3 ve 5 yaşında iki kızım vardı. O dönem babamızı kaybettik. Şimdi kızımın, büyük kızım 8. küçük kızım da 6. sınıfta. İki kardeş anlaşamıyorlar. Dersleri çok iyi kızlarımın. Söz dinleyen çocuklar. Tefekkür noktasında da çok iyi çocuklar. Ama küçük kızım sedef hastası. Babasını kaybettikten sonra sedef hastalığına yakalandı. Küçük kızımla büyük kızım hiç geçinemiyorlar. Bazen birbirleriyle şiddete başvuruyorlar. Ben doktora götürdüm. Bir yardım almak istedim. Kızımın yüzüne, küçük kızımın yüzüne sen depresyondasın demiş doktor hanım. Ve bize reçete verdi. Ben de bu reçeteyi almak istemedim. Uygun görmedim. Yani çocuklarımla konuşarak halletmek istedim. Ama kızımla hiç konuşamıyoruz, küçük kızımla. Hemen bize karşı tepki veriyor. Kendini savunmaya geçiyor. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Neden böyle yapıyor? Neden bu şekildeler? Evet, sorunuz yok sanıyorum hocam. Peki, çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Evlatlarınızı da öpüyoruz buradan. Hayırlı günler. Evet, buyurun hocam. Şimdi hanımefendi soruyu sorarken heyecanlıyım dedi. Mesela ne kadar normal bir duygu. Tabii. Yani ben de telefonla bir sorsam ben de heyecan olur. Bunu anormal bir duygu olarak kabul ederseniz tedavi olması gereken bir şey gibi algılarsınız. Ama
hanımefendi soru sorarken heyecanı soru sormasındaki kendini ifade etmesine engel olmadı. Evet. Çok rahat kendini ifade etti. Demek ki bu heyecan aslında engelleyici değil, iten daha teşvik eden bir heyecan. Peki nasıl engel olabilirdi? Eğer hanımefendi kendine ya çok heyecanlıyım, heyecanlanmamam gerekiyor diye düşünseydi ve kendini başka bir programa tabi tutsaydı, zorlasaydı, o zaman engelleyici olurdu. Yani normal kabul etti aslında, ifade etti. Biz hep böyle diyoruz, duygularımızı sözlerimizle ifade edelim. Böyle duygularımızı, negatif duygularımızı, davranışlarımızı ortaya koymayalım. Şimdi iki tane evlat, bir tane 8. sınıf, biri 6. sınıfa giden, aralarında çok fazla yaş olmamasına rağmen ikisi de biri ergenliği 5 basamaklı bir merdiven olarak düşünelim. Biri 5. basamakta, biri 1. basamakta. Yani birisi daha yukarılara çıkarken biri de oraya yaklaşıyor. Şimdi 8. sınıfa giden ben ablayım diye kabul ediyor. Öbürü de ben seni abla olarak kabul etmiyorum diye söylediği için arada bir tartışma çıkıyor. Ama buradaki nokta kardeş ilişkilerinden kaynaklanmıyor. Mesela hanımefendinin söylediği noktada ne olursa olsun arkadaşlarımız bir çocuğun karşısında sen depresyondasın dememesi gerekiyor. Ben çoğu zaman belirtilerle ilgili noktada kendi adıma bir teşhis koysam bile o teşhisle ilgili asla arkadaşlarına söylemiyorum. Bunun adını ben sana söylemek istemiyorum. Çünkü söylediğim zaman kendini tanımlarsın. Onun yerine üzerine düşen görevleri yap. Bir şeyin ismini bilip bilmemek seni çok da ilgilendirmiyor. Ya da o konunun sana bir faydası yok diye o konuyu kapatıyorum. Yani çok ciddi bir durum değilse. Şimdi burada da o çocukların 6. sınıfa giden bir çocuğa depresyondasınız demek tehlikeli bir nokta. Ve o ayrı bir nokta. Yine ilaç başlandı. Halbuki kaynağı belli, yani babayı kaybetmiş bu çocuk. Şimdi bir evde bir bütünlük kayboldu. Tamamlanamıyor mutluluk tablosu. 4 kişilik bir mutluluk tablosu varsa şimdi 3'e düştü. Neden çok kızgın ablaya ve anneye? Şimdi anne evlatlarına bakabilmek için hayatını devam ettiriyor ve güçlü devam ettirmeye çalışıyor. Belki gülüyordur, günlük hayatını devam ettiriyordur, arkadaşlık ilişkileri devam ediyordur. Abla da 8. sınıf olduğu için hem sınav telaşı hem de belki arkadaşlarına bu problem karşısında daha çok sarılmıştır babayı kaybetmedi. Şimdi bu 6. sınıfa giden çocuk bunu hazmedemiyordur. Yani babam yok, siz mutlusunuz diye içten bu duygusal anlamda bir sıkıntı çekiyor. Yani orada babanın yokluğu ona göre mutluluğun artık bozulduğunu ve bir daha mutlu olunamayacağını düşünüyor. O yüzden de anne ile ablayı sürekli eleştiriyor veya onların fikirlerine karşı tepki koyuyor. Bu konuşmadan sonra kızına gidip hani babanın yokluğundan da böyle hissediyorsun dememesi gerekiyor. Ama şöyle söyleyebilirim. Babanın yokluğu beni çok etkiliyor ama ben bir anne olarak şu noktalarda güçlü olarak size destek olmak istiyorum. Ablanı etkiliyordur mutlaka ama ablan da belki seni ve beni üzmemek için duygularını açıklamıyor ve daha bir neşeli bir görüntüyle ortaya çıkıyor olabilir diye söyleyip senin daha çok etkilendiğini. Çünkü küçük olunca biraz daha babaya yakın, biraz daha çocuk, bir de ikinci çocuk olunca baba onu daha çocuksu ortama koymuştur. Ben mesela böyle bir kayıpla ilgili kızım bana geldi ağladığında, o zaman 6. sınıfa gidiyorduk bir kızımız. Daha babayı kaybetmenin 4. 5. ayında. Bana şey söyledi, en çok babamın göbeğinde oturmayı özledim dedi. Yani orada onun karnına oturuyormuş demek ki, yani orada uyuyormuş ya da onu çok özledim dedi. Mesela şimdi bunu anne bilmiyor, söyleseniz anne üzülür. Neden? Çocuk orada o babaya duyduğu özlemi, o sevgiyi orada alıyor. Daha mesela onların küçükleri vardı. Onu babanı özledin mi gibi söyledim. Yok hayır, ben annem bana yetiyor diye. Çünkü o anneyle daha çok iletişim kurmuş. O yüzden bu kızımız babanın yoktu. Zaten sedef hastası olması da onu gösteriyor. Anne küçük spor varsa spora yönlendirmeli. Bir de arada bir onunla beraber özel yürüyüşe çıkıp arada kendi ihtiyacıymış gibi bir azıcık yürümek istiyorum, konuşmak istiyorum, azıcık bana zaman ayırır mısın gibi denklik olsun diye de arada bir büyükle de yapması lazım. Yoksa kullanılıyormuş gibi hissedebilir. Arada bir sohbet edip kendi duygularından bahsetsin kızına. Öyle üzüntülerini değil de. Bunu yapsın. Ablaya da şunu rica etsin ayrı olarak. Sen daha güçlü olabilirsin ama kardeşinde sıkıntı var. Ben senden rica ediyorum. Kolay bir durum değil ama ablalık zor bir olay. Senin de sıkıntıların var. Ama kardeşinle konuşurken o gelişmekte olduğu için o sözler ona daha alınganlık ve kırılma yapıyor. Şimdi konuşurken sen bunu kullandığında bunun böyle etki edeceğini bilmiyorsun. Bu etki onu dışarıda da sıkıntıya sokar. Biraz daha konuşurken emir cümlesinden uzak veya biraz daha böyle hoşgörülü konuşabilir misin gibi rica etsin anne.
Bir de spora yazdırabilirse, işte anneyle beraber, abla olmadan beraber sinemaya gitmek, işte bir yemeğe gitmek, alışverişe gitmek, biraz mutluluk arıyor küçük kızımız, mutsuz. Belki teyzesi varsa, dayısı varsa, birileri varsa onun mutlu olması. Mesela belki birileri baba dediği zaman bile onun mutsuzluğunda yaşıyordur. Tevekkül de etseniz, kabullenseniz bile içinizdeki o duygunun etkilerini öyle kolay kolay atamıyorsunuz. Bu söylediğimiz öneriler hanımefendinin işini kolaylaştırır. İnşallah. Evet, inşallah diyelim. Kolaylıklar dileyelim hocam. Şimdi farklı psikolojik sorunlardan bahsettik ve ilaç kullanımından bahsettik. Siz çoğu zaman ilaç kullanımının doğru olmadığını söylüyorsunuz. Bununla ilgili bir sorumuz var. Kenan Özalan bize ulaşmış. Çocuğumda dikkat bozukluğu ve hiperaktiflik var. 11 yaşında ilaç kullandı. Yan etkilerinden dolayı kullanmak istemiyor. Ne yapmalıyız demiş. Şimdi bazı şeyleri çok net açıklamak istiyorum burada. Çünkü yüzde karşılaştım, somut örneklerden bahsediyorum. Çok yakın, birkaç gün önce bir görüştüğümüz lise döneminde okuldan ayrılmış bir kızımız bir engel raporuyla geldi bana. %70 zihinsel engelli raporu gibi ama dikkat eksikliği ve hiperaktifliği teşhisi konduğu için birinci sınıfta. O rapor 5 yıldır kullanılmış ilkokul döneminde ve anne baba onu engelli kabul etmiş. Şimdi %70 engelli demek ama bakın dikkat eksikliği ve hiperaktivite teşhisine %70 engelli gibi konuyor. Kızımız karşımıza duran kızı, yani siz de bizi izleyenler de görse çok sağlıklı, normal, hiçbir problemi yok. Her şeyini ifade eden bir çocuk. Hatta lise 1'de olmamış, okuldan ayrılmış, açık liseden okumak istiyor. Şimdi kızımız 5 yıl boyunca kaynaştırma eğitimi almış engelli çocuk olduğu için ve özel eğitime gitmiş. Şimdi bir de söyledi annenin yanında ağlayarak. Dedi ki 5 yıl boyunca ben arkadaşlarımın olduğu sınavın dışında bana özel sınav yapıldığı zaman o kadar çok üzüldüm ve ağladım ki dedi. Orada bunu 16-17 yaşındaki bir kızımız ifade etti. Şimdi ben onu gönderen öğretmene orada o kadar çok içim yandı ki, nasıl bir öğretmen ki birinci sınıftaki bir çocuğa dikkat eksikliği ve hiperaktifte diye koyarsınız ve o da hastaneye gider. Ama oradaki arkadaşımızın annenin de bir sıkıntısı şu noktada. Hocam hani doktora götürüyoruz. Orada şöyle söyledi. Yanlarına birilerini veriyorlar. Onlar size evraklarınızı takip ediyorlar hastanede ve özel eğitim merkezine yerleştiriyor sizi. Hastanede kim bizim evraklarımızı kim takip eder bizim yerimize? Şimdi burada sıkıntılar var. Ben bunu çok net açıklayamıyorum o konuda. O yüzden de dikkat eksikliği ve hiperaktivite ile kurallı eğitim, sağlıklı bir ortamda yetişme, anne babanın çocuğunu eğitirken aklını ön plana çıkaran, duyguların kontrolü öğreten bir eğitim sisteminden geçip geçmediğine bakmadan siz gidip dikkat eksikliği ve hiperaktivite adı altında ilacı kullandırırsanız sıkıntı var. İlaçların prospektüslerine baksınlar. Dikkat eksikliği ya da herhangi bir huzursuzluk, kaygı bozukluğu için olan bir ilacın yan etkisinde dikkat eksikliği veya kaygı yazıyor orada. Ki okusunlar kendileri. Yani ne için kullanılıyor, nerede kullanılıyor. Ben hep şunu söylüyorum. Tabii ki ilaç da gereklidir. Ama o ilaç gerekli noktasını hep söylediğim nokta. Yani şeker için doktor sizin yüzünüze bakıp ya da iki test yapıp size şeker ilacı vermiyor. Onun bir tıbbi tedavisi ve tahlilleri gerekiyor. Ya da tansiyon için sizi yüzünüze bakıp da sizin söylediğiniz sözel ifadeye göre bir tansiyon ilacı vermiyor. Yani Türkiye'de bu noktada sıkıntı var. Ama tabii bunu ben hani kendi çapımda bunları değerlendiriyorum. O yüzden de dikkat eksikliği dediğimiz nokta, yaşa bir dakika. Hanımefendinin çocuğu kaç yaşında sordu? 11 yaşında. 11 yaşında. 11 dakika oturabilir derse bir de kayıp süre koyuyoruz. 7-8 dakika, 20 dakika. 20 dakika içinde bu öğrenebilir. Sınıfta 40 dakika. O 40 dakikanın içinde çocuk sağa dönüyor, sola dönüyor, işte hareket ediyor filan. Öğretmen bu dersi anlatırken ilgi çekici ifadeleriyle, vurgularıyla o sürekli o 10-11 dakikayı aktif tutuyor iyi bir öğretmen. Ama evde ders çalışırken odaya koyuyorsunuz, hadi ödevini bitir derken saatler süren bir nokta, sizi ben de tahammülümüz olmaz o noktada. O yüzden benim çocuğum kurallı bir eğitim aldı mı, kitap okuma konusu alışkanlığı var mı veya bir söz dinleme konusunda bir sıkıntısı var mı diye bakıp ona göre bakması lazım. O yüzden de ben asla dikkat eksikliği ve hiperaktivite bir beyin problemidir. Ciddi anlamda, yani bir epilepsi nasıl teşhis ediliyorsa o şekilde teşhis edilmediği sürece testlerle doğru sonuç olmaz. Devlet hastanelerinde tabii çaresi yok. Yani 5-10 dakika içinde bunun mecburen testi dolduruyor. Size de sorsanız bize de dikkatim dağılıyor dersiniz, canım sıkılıyor dersiniz, yerimde oturamıyorum dersiniz. Bunlar insanın normal hayatı. O yüzden de ne olur yeni neslimizi ilaçlarla zehirlemeyelim. 5 yaştaki çocukta dikkat eksikliği olmaz. Ana sınıfı çocuğunda dikkat eksikliği olmaz. Ama sizin çocuklarınız durmadan elektronik oyuncaklarla oyun oynarlarsa,
Beyin enerjisi anormal şekilde etkilenirse, çocuk da enerjiyi dışarıda atacak kendi fiziksel gücüyle olacağı oyunları yoksa, çocuklar televizyonun başında oturursa, bu çocuğun enerjisini nereye kullanacaksınız? Mecburen kalkıp dolaşacak. Söz dinleyen çocuklar yetiştirmediysek, ondan sonra da ilaçla ne olur şu neslimizi zehirlemeyelim. Ama tabii ki kişinin akıl sağlığında bir problem vardır. Mutlaka o ilacı kullanacaktır. Ama ben asla önermiyorum. Doğru tespit edilmeden de ilaç kullanılan kişiler hakkında da ciddi anlamda üzüntü duyuyorum. Hem aile açısından hem de bu teşhisi yapan arkadaşlarımız açısından. Evet, dikkat eksikliği ve hiperaktivite çok yaygınlaştı deniyor. Bu çok gündemde olan bir konu. Bu söyledikleriniz de tüm aileler için büyük bir uyarı teşkil etti. Bu çok çok önemli ve gerçekten ben çok somut karşılaşıyorum. Yani görüyorsun, sabah sağlam çocuğa dikkat eksikliği adına ilacı vermişsiniz çocuğa. Yani 5 yaşında, 6 yaşında, 7 yaşında çocukla ilaçla alakası, o ağrı kesici verirken 10 kere düşünüyoruz yani bu ilaç nereye gidiyor, beynin hangi bölgesini etkiliyor, nasıl tedavi ediyor, bunu düşünmek zorundayız anne baba olarak. Yazabilir belki doktor orayı, bilemiyorum nedenini, kaynağını. Negatif bir şey söylemek istemiyorum ama bir anne sorgulamalı ya. Ben çocuğuma neyi öğrettim ki, neyi bekliyorum o noktada? Öğretmen de sınıfına yaramaz çocuk istemiyor. Öğretmen dediğimiz eğitimcidir. Sağlam çocuğu değil. Aile eğitimi almamış, problemi olan çocukları da eğitmekle yükümlüdür. O programı alması lazım. Yoksa öğretmen dediğiniz matematiği ya da okumayı, hayat bilgisini öğreten kişi demek değildir ki. Evet. Peki hocam, başka bir sorumuzla devam edelim isterseniz. Nuray Ünver hattımızda bizi Ankara'dan arıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Ayşen? Elhamdülillah gayet iyi. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim çok şükür Allah'a. Özgür Hanım'a bir sorum olacaktı da benim. Buyurun. 15 aylık evliydim. Eşim 29 Aralık 2013'te vefat etti trafik kazasından. Eşim vefat ettiğinde 2 aylık hamileydim. Şimdi kızım 9 aylık dünyaya geldi. Evet. Şimdi bebeğimin babasının eksikliğini pek idrak edemiyor hani küçük olduğu için. Fakat ileriki zamanlarda idrak etmeye başlayınca babasının vefat ettiğini hangi şekilde anlatmalıyım ki? Hani onun psikolojisine fazla bir etki etmeden doğru bir yol göstermiş olayım, onu soracaktım. Siz nasılsınız? Sizin moraliniz nasıl? Ay çok şükür. Hani bir söz vardır ya, inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Her canlı ölümü tadacağı için ben bunu hani manevi bir şekilde kendimi gayet iyi, olumlu yönlere ulaştırdım elhamdülillah. Hani iyiyim çok şükür Allah'a. Yani daha da iyi etsin Rabbim. Kim destek o? Evet. Kim? Manevi desteğiniz kim? Ben. Kendim. Kitaplarım. Kur'an-ı Kerim. Kitabım Kerim. Ya. Öyle. Çalışıyor musunuz? Hayır, şu an ev hanımıyım. Çocuğumla ilgilendiğim için herhangi bir işe başlamadım. Ama ileriki zamanlarda daha sonra başlamayı düşünüyorum. Tamam. Evet. Peki Nuray Hanım, eşinize Allah'tan rahmet diliyoruz. Evladınızı öpüyoruz. Hemen hocamıza danışalım inşallah. Hayırlı günler. Teşekkürler. Hayırlı günler. Çok sağ olun. Buyurun hocam. Bakın aslında çok hani tam böyle depresyona girebilecek, insana yapacak bir ağır bir durum. Tabii. Rabbim hani insanı sıkıntıyla sınav etmesin. Söylemek istediğimiz nokta bu. Yani kişi karşılaştığı problemlere baktığı zaman onu kendine yük olarak değil de Cenab-ı Hak'tan gelen bir nokta olarak algılıyor bu durumda. Tabii ki çok zor olmasına rağmen takdir etmek lazım. Tevekkülü halini çok maşallah, artı bir nokta maşallah. Daim olsun inşallah. Yani İşte bu ayrı bir konuma koyuyoruz ama yani insanların normal duyguları da abartmadan yani normal kabul etmesi lazım. Yani hiçbir yerimiz ağrımayacak diye bir durum yok. Ağrıyacak, canımız sıkılacak, moralimiz bozulacak. Yani açlığı bilmeden tokluğun kıymetini bilemeyiz ya da susuzluğu bilmeden su içmenin kıymetini bilemeyiz. Bunları yaşamak lazım. Şimdi hanımefendinin hayatına başka birini koymayacağı gibi gözüküyor şu an. Çünkü hani ileride bir evlendiğim kişiye kızıma hani baba diye hitap ettirme, kız çocuğundan bahsediyor değil mi? Evlilik imkanı olsa aslında bebek küçükken tabii oraya biz karışamıyoruz ama öneri boyutunda söylüyorum. Eğer öyle bir durum olsa eve gelen hanımefendinin evlendiği kişiye direkt baba diyebilir. Orada bir sıkıntı yok. Baba yokluğunu çocuk bir fil yaşayacak. Yani şöyle yaşayacak. Evde babanın olduğunu görmediği için bir yokluk yok. Çünkü evde baba yok. Yani hani çocuk bilinçli yaşıyla 2 yaşında, 3 yaşında, 4 yaşında birine baba dedi, onunla görüştükten sonra baba yok olduğunda bir varlık ve yanına bir yokluk duygusu koyacak. Ama şimdi babanın yok olduğu kavramını bilmiyor.
Ta ki ilkokul dönemine gelene kadar yani babasının nerede olduğunu, nasıl olduğunu bilmeyecek. Ama ana sınıf dönemlerinde baba kavramı olduğu zaman, arkadaşları baba figürünü çizdiğinde, öğretmen bunu babanıza söyleyin dediğinde ya da etraftaki kişiler birine baba diye hitap ettiğinde ya da annesi varsa babası kızımızın dedesine baba diye hitap ettiğinde çocuk bunun ne anlama geldiğini arada bir sorabilir. O da normal. Onun sorduğu dönemde gene büyük bir ihtimalle 3 ile 4 yaşları döneminde babasını kaybettiklerini normal öldüğünü anlatması gerekiyor. Mezarına götürebilir. Hiçbir zararı yok o noktanın ama babanın resimlerini 3 yaşından sonra gösterebilir. Yani bu bak senin baban öldü, cennete gitti gibi gösterebilir. Zamanla bunun çocuğa bir zararı yok yani duygu anlamı ama hani babayla yaşaması gerekenleri dede varsa, dayı varsa, amca varsa, abi varsa, birileri varsa evde işte dayı olarak onlarla yaşarsa o boşluk dolmuş olabilir ama çocuğa söylediğinde çocuk için bir isim yani ne olduğunu bilmediği bir isim olacak. Yani biz uzay diye biliyoruz ama hani gitmediğimiz için ne olduğunu bilmiyoruz. Onun gibi bir nokta. Onda da bir yokluk duygusu yaşamaya başladığında babayla paylaşılanları etrafa gördüğünde ya da baba ismi söylendiğinde bir yokluk olarak o zaman hissedecek. Yani ruhsal bir yokluk değil de maddi olarak yani o hayatında olsaydı diye. Anne bilinçli bir anne zaten. Babanın bazı yokluğunu da ona hissettirmeyecek şekilde sağlıklı bir eğitim vereceğine inanıyorum. Ama 3 yaşından sonra eğer sorarsa cevap vermeli. Yoksa sorduğu zamandan itibaren soruya cevap verip hem de resimlerini göstermeli. Ama anne kendi hissettiği gibi çocuk hissetmeyecektir, rahat olsun. Evet. Bu konuda hocam farklı yöntemler uygulanabiliyor. İşte uzaklara gitti denebiliyor. İşte mesela kabir ziyaretinden bahsettiğiniz çocuklar özellikle uzak tutulur mesela. Hani bu tür farklı anlatımlarda ya da çocuğun zihnini başka yönlere çekmek yerine hani olan biten neyse onu anlatmak mı gerekiyor? Şimdi şöyle bir şey var. Çocuklardaki duygu haline biz büyükler olarak kendi hissettiğimiz gibi baktığımız için acıya, üzüntüye, yetişkin boyutundaki bir nokta olarak baktığımız için aslında mesela biz oruçta açlığa ve susuza dayanırız. İşte çocuk içinde o tutmasın, o dayanamaz diye o merhameti gösteriyoruz ya. Hani bu orada da öyle. Duygu olarak biz hani o acıyı yaşayınca sanki çocuk da yaşıyormuş gibi düşünüyoruz. Bir yetişkin duygusuyla çocuk duygusu arasında fark var. O boyuttan bakmamak lazım. Ama mesela ben bir terapide şöyle bir şey olmuştu. Cennete gitti deyince anne babam yaşlanınca bir yaşlı dedesi galiba vefat etmişti. O üzüldü ama o zaman annem babam da gidiyor, o yaşa gelince gidecek diye üzüldü. Hatta bir babaanne vardı, o da yaşlı, o gidecek diye. Bir de evde çok büyük bir babaanneleri varmış 100 yaşında. Yok, onun yaşına gelince gidecek dedik yani artık öyle biz anlaşma yaptık. Hani Allah bize söz verdi o konuda gibi orada bir hayali dönem. Yaş olarak çünkü 4 ve 5 yaştı. Çünkü cennet iyi bir yerse bazen niye sevdiğini aldı gibi de düşünüyor. Ya da cennet iyi bir yerse çocuklar Allah muhafaza ben de oraya gideyim diye ölüm kavramı kafalarında ileride intihar boyutuna kadar da gidebiliyor. Burada kabir ziyaretini yaptırmakta fayda var. Burada yaşıyor. Soracak soru çocuk ama biz onu çok da rahatlatacak cevaplar veremeyiz. Çünkü çocuğun mantığıyla bizim mantığımız farklı. Burada, cennette gibi ama karşılaştırmak, kabre götürmek lazım. Kabirlerden uzak durmamak lazım. Bunu çok önemli. Hepimiz için geçerli olan bir nokta. Çünkü çok dünyayı yaşıyoruz. Arada bir kabre gidersek dostlarımızın, sevdiklerimizin, zamanın, yaratılışın, ömrümüzün, sağlığımızın, bize sunulan bütün nimetlerin kıymetlerini çok daha iyi anlıyoruz. O yüzden arada bir çocuklar için olmasa da biz büyükler için mutlaka Cenab-ı Hak bizi oraya davet etmeden biz oraya ziyarete gidebiliriz. Gerekiyor. En büyük ihtar aslında hayatın sonunu o şekilde idrak etmek belki. Lazım, evet. Şimdi hocam meslek seçimi konusunda farklı konuları konuşuyoruz. Bu konuda sorular gelmeye de devam ediyor. Belki ülkemizdeki en ciddi özellikle gençlikteki sıkıntılardan biri hangi mesleği seçelim, nereyi okuyalım gibi. İki farklı soru var. Özet olarak aktaracağım. Bir hanımefendi ve bir beyefendi. Biri şöyle diyor. İlahiyat son sınıfta şu anda Kur'an kursu öğretmeni fakat ideali tıp. Ve acaba yine böyle bir şey yapmalı mıyım tekrar tıbba girmek için sınava girmeli miyim diyor. Hanımefendi sormuş. Hanımefendi bunu sormuş. Kamer Bey de ailesinin zorlamasıyla ilk senesinde tercih yaptığını ve öğretmenlik kazandığını söylüyor. Tekrar dene şeklinde yıllar geçtikten sonra 7 yıllık öğretmen şu anda tekrar dene diyorlarmış. Fakat şu anda ailesini kendisini bu şekilde yönlendirdiği için suçluyor. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi ikinci beyefendi için ikinci üniversiteler var. Sınavsız üniversiteler var. Ama öğretmen olduğu için genellikle sosyoloji ağırlıklı
veya sanat tarihi diyebiliyorum ben. Daha sosyal bilimler alanında. Sosyal bilimler ağırlıklı var. O yüzden eğer beyefendi hani ben içimde bir ukde kaldı bunu okuyayım diye istiyorsa olabilir ama meslek seçimi noktasında 7 yıldan sonra değiştirmek çok zor. Ailesine kızmasın çünkü ailelerimiz çok bilinçli değiller yani böyle bir nokta olsun diye. Aslında öğretmenlik konusunda ne olmak istediğini bilmiyoruz ama öğretmenlik aslında çok çok güzel bir meslek. Kökenim de benim var. Çok güzel bir çünkü gençlerle, çocuklarla beraber oluyorsunuz. İnsanların hayatında söz sahibi oluyorsunuz. Davranış değiştiriyorsunuz. Çok geniş dünyalarınız oluyor. Her şehirde tanıdığınız insanlar oluyor. Büyük bir muhabbet oluyor. Yani insanlara verici konumda oluyorsunuz. Büyük bir lütuf bu. Aslında peygamberlik mesleği o anlamda çok güzel. O yüzden de beyefendi öğretmenliği bir de kader yani Allah öyle nasip etmiş. O yüzden bu benim mesleğim diye düşünmeli. Çünkü anne babalar evlatlar için o an onların yaşantıları ve durumlarına göre doğru olanı yapıyorlar. Kızmasın onları ama mesela bir sosyoloji isterse okuyabilir eğer öyle bir şey varsa. Ya da işte okuyabileceği kendine ne varsa keyif için okuyabilir. Ama ben hep şunu söylüyorum. Ben mesela çok radyo televizyon okumak istemiştim. Ama psikoloji olunca bu alan bana lütfedildi. Evet. O yüzden de yine de bir yerde Allah eğer isterse o kapıyı açabiliyor. Diğer kızımıza gelelim. Eğer tıp fakültesini okuma konusunda, kazanabilme konusunda yeterliliği varsa, yani ben bu sene girdiğimde kazanacağım çok az bir çalışmayla diyorsa hiç düşürmeden denesin. Hiç. Ama yani 1-2 yıl hazırlanmam gerekiyor derse sıkıntılı bir durum. Çünkü tıp fakültesine girebilmek için, yani şudur, tıp fakültesini kazanabilecek boyuttadır da ama ilahiyatı tercih etmişti. Belki örtü problemi vardı, bilemiyoruz. Hani bir sıkıntısı vardır. Ama ben tıp fakültesini azıcık bir gayretle kazanabiliyorum diyorsa hemen seneye denesin. Çünkü hem de ilahiyat okuyup hem de bir doktor olmak ikisi avantajlı. Ama o olmadıysa kendi mesleğinde yine insanlara faydalı olma konusunda kendine yol açsın. İnsan mesleğiyle bağdaşmayabilir, yanlış meslek seçmiş olabilir. Dönüşü olmayan bir yerde ise o mesleği hepimiz için kaderdir ama onu bir kader olarak kabul edip onu en iyi yapıp ama kendini biraz daha yan alanlarla donatması gerekiyor. Evet, inşallah diyelim. İki izleyicimize de hayırlı istikametler dileyelim i̇nşallah, hocam. İnşallah. Samsun'dan bir izleyicimiz var hattımızda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi günler hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Neler soracaksınız? Buyurun. Ben 1,5 yıl önce doğum yaptım. 4. doğumumu yaptım. Doğumdan bir ay sonra falan böyle çok çeşitli korkular yaşamaya başladım. Kendimi çok büyük bir boşluk içinde hissetmeye başladım. Sıkıntılar falan gelmeye başladı işte. Bunalmaya başladım. Sürekli böyle hareket halindeydim. Sonra sürekli böyle baş dönmelerim çok sıklaştı. Böyle bulanık görme, işte karanlık gibi böyle yani sisli görme. Sanki böyle hayatımın renkleri gitmeye başladı bir anda. Sonra çok büyük bir algılama güçlüğü yaşamaya başladım. Her şeyi unuttum. Ev işlerini unuttum. Yemek yapmayı unuttum. Bunlar sonra tekrar yavaş yavaş kendiliğinden hani düzelttim işte. Yani yavaş yavaş kendimi şey yaptım, toparlamaya çalıştım ama çok uzun zamanda bu böyle sürmeye devam etti. Beynimin içinde sürekli böyle uğultular, sürekli böyle vesveseler, beynim sanki böyle konuşuyor benimle. Sürekli böyle beynim konuşuyor, ben sanki ona cevap veriyormuşum şekilde böyle sürekli tekrar etmeye başladım. Çok büyük takıntılar, işte vesveseler, manevi... Hala devam ediyor mu şu an aynı boyutta? Şu an kendimi şöyle bir şey, kendimi yavaş yavaş onların sanki zihnimin bir oyunu... Şu an devam şöyle, eskiye göre daha az. Peki 4 tane çocuk var dediniz, yaşınız kaç? 38. Peki ilk çocuğunuz kaç yaşında? İlk çocuğum şu an 16 yaşında ve 4. doğumu yaptıktan sonra sanki ona, bana diğer çocukların hani bir yabancıymış gibi görünmeye başladı birden. Hani sanki kendimi hani ilk çocuğum diye 4. çocuğummuş gibi hissetmeye başladım. Peki hani isteyerek, isteyerek mi dünyaya getirdiniz? Evet, isteyerek. Peki narkoz aldınız mı? Yok, almadım. Hepsi normal oldu. Normal oldu. Normal doğum. Peki yaptım. Bu 4 tane çocuk idare ederken sıkıntınız var mı? Ya yani bunları geri bırakalım da yani böyle zor mu 4 çocuğu bir arada idare etmek, evi idare etmek, destek olan var mı? Yok, destek olacak öyle kimsem yok ama şöyle bir şey var. Bende çok aşırı kaygı, endişe, sürekli bunları yaşıyorum. Ama her şeyin üstesinden gelmeye çalışıyorum. Ama aşırı derecede kaygım ve böyle şeyim var, tedirginliğim sürekli var. Ama her şeyin de üstesinden gelmeye çalışıyorum. Yani bunları peki, yapıyorum. Süt verebiliyor musunuz? Efendim? Anne sütü verebiliyor musunuz?
Hala devam veriyorum. Hı? Tamam. Şu an 1,5 aylık mı bebeğiniz? Yok, 1,5 yaşında şu an. 1,5. Ha, bunları atlattınız. Yaptı. Tamam. Evet, tamam. Yani yavaş yavaş atlattım. Kitap okuyarak, işte böyle programları izleyerek, işte sizleri izleyerek, yani kendimi yavaş yavaş toparlamaya çalıştım. Sürekli kitaplar işte okumaya çalıştım. Manevi anlamda çok büyük şeyler yaşadım böyle. Mesela namaz kılarken sürekli böyle besbeseler yaşıyorum. Hı. Sanki bir rüyadaymış gibi, rüya aleminde, hayal aleminde yaşıyormuşum gibi. Mesela gece olduğu zaman beynim daha güzel algılıyor, mesela akşam olduğu zaman. İşte gündüzleri böyle sanki bir daha bir boşluktaymış gibi hissine kapılıyorum. Çok zaman böyle sabahın olmasını istemedim. Sürekli böyle korkularla yaşadım. Yani sabah ezanı yaklaştığı anda böyle içime korkular geliyordu. Aydınlık olmasını istemiyordum. Çok büyük korkular yaşadım o anlamda. Onları yavaş yavaş işte bunların hani böyle sanki bir vesvese olduğunu düşünerek, hı hı, sanki bir zihin oyunu olduğunu düşünerek işte kendimi... Sanki kendim korkutuyormuş hissine kapılarak kendimi toparlamaya çalıştım. Peki hiç kadınlık hormonunda problem, yani östrojen, progesteron hormonlarında bir azlık çoklukla ilgili hiçbir test yaptırdınız mı? Çok, zaten o doğumdan bir ay sonra zaten bu bir buçuk yıl içinde çok, yaklaşık 6 ay boyunca sürekli doktorlara gittim işte. Çok büyük şeyler yaşadım. Ya, o hormonda bir sıkıntı var mı? Hiçbir şey çıkmadı. Tamam. Hepsi tamam. Normal çıktı. Hı-hı, tamam. Sürekli aşırı baş ağrısı. Evet, hı-hı, onlar vardı. Hı-hı. Bir de şöyle bir şey vardı. Yani nasıl söyleyeyim, şey var. Nasıl diyecektim? Açık ve net düşünememe şeyim vardı böyle. Hani, anladım. Algılama güçlüğünün yanında. Evet. Peki. Bunlar. Anladım. Hı-hı. Peki. Notlarımızı aldık. Var. Hızlıca alalım. Süremiz daralıyor çünkü. Evet. Buyurun. Tamam. Benim şu an annem hasta olduğu için ve tekrar bunları hafiften yaşamaya başladığım için, hı-hı, korkuyorum ve nasıl bunlarla baş etmem gerekir onu şey yapmak istiyorum. Oldu. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz size. Hayırlı günler diliyoruz. Annem, evet, hasta mı dedi tekrar? Hı-hı. Annesinin de tekrar, tamam, bir hastalanma durumu olduğu şimdi için tekrarlamaya başlıyor. Şimdi aslında hanımefendi güçlü bir hanımefendi. Hani 4 tane de çocuğu büyütürken o doğum sırasındaki yaşanan durum, hormonal değişiklikler veya işte o çocuklar o dönemde biraz daha böyle şey, manevi bu problemlere de açık oluyorlar fiziksel hastalıklarla, hı-hı, beraber. Bebeği büyütebilme korkusu veya işte uykusuzluk, yorgunluk, yaş durumu, hepsi böyle hanımefendi etkilemiş olabilir ama sonuçta bir atak geçirmiş. Bütün belirtiler atak belirtileri. Ama maşallah çok güzel aşmış bunu. Hiç kolay bir iş değil. Kendi kendini aşmış. Bunu bir zihnin oyunu olduğunu algılamış ve onları düşünmemeye, o duyguları da yaşamamaya gayret etmiş. Çok takdir ettim. Şimdi 1,5 yaşına getirdikten sonra artık bir daha o döneme dönmez. Ama insanda şöyle bir nokta vardır. Ben bir arabayla bir kaza yaptım, bir yer var. Oraya giderken hep acaba aynı korkuyu yaşıyorum. Hmm. Oradan daha tedbirli geçmeye çalışıyorum. Yani sanki yine kaza olacakmış gibi yapıyorsunuz. Hmm. Oradan bir deneyiminiz var ya, bir korkunuz var. O yüzden hanımefendi bir sıkıntıyla karşılaştığında artık ben onu çözemem ya da yeniden o sıkıntıyla karşılaştım, bu işin içine düşerim gibi düşünüyor. Annesinin bir sıkıntısı olduğunda, çocuğunun bir sıkıntısı olduğunda buna düşerim gibi düşünüyor. Şimdi insan bir güçsüzlükle karşılaştığında kendisini güçlü görmediği için, hı hı, o problemi karşısına koyuyor. Kendisi de buradan bakıyor. Kendini küçük ve zayıf görmeye başlıyor. O bebek doğduğunda böyle olmuştur. Yani hani dedi ya, ben işte çocuklarımı ayrı gördüm onları. Hı hı. Onları farklı birileri, kendisi de bu sıkıntının içinde burada duran küçük, çaresiz, zayıf bir kimlik olarak görüyor. Hani böyle neredeyse delirmeye giden bir nokta. O yüzden de bir probleme uzaktan bakmayı başarırken, hı hı, yani bu tamam bir zihin oyunu diye başarırken şunu da düşünmesi lazım. Ben 38 yaşındayım. Hangi problemle gelirse gelsin benim duygularım ve düşüncelerim bunu çözebilecek güçte diye düşünmesi lazım. O uzaktan bakan, bebeği olmasına rağmen ailesinden ayrı bakan ve bu kafasında sürekli bu sesleri, gürültüleri, olayları, kaygıları yaşayan hanımefendi aslında bir noktada çocukluğa dönüp çocukmuş gibi kendini güçsüz hissediyor. Hı-hı. O yüzden annesinin problemi değil. Hangi problemle gelirse gelsin ben bunları en büyüğü atlatmış ki bundan sonra hiçbir şey olmaz Allah'ın izniyle. Bu çok ciddi bir şey atlatmış. Yine maşallah. Bana hiçbir nokta olmaz. Ben tevekkülümü güçlendireyim. İşte hep ben hocalarımızın söylediği Kureyş ve İnşirah suresi çok önemli. İkisini okumaya devam edeyim. Evlatlarıma daha çok ilgim, düşünmek yerine faaliyete devam edeyim. Ve manevi hayata daha da önem vereyim. Bununla da beraber kendimi mutlu edecek, çocuklarımla beraber onun dışında da kendimi mutlu edecek işlerle meşgul olayım demesi lazım. Evde de çok fazla kalmaması gerekiyor. Ama yani benim ona söyleyeceğim şey belki onda bir etki ediyor. Kendisi onda 9 olan konuyu zaten
aşmış böyle bir problemle bir daha Allah'ın izniyle karşılaşmaz. İnşallah. Bunu neden bu kadar net Allah'ın izniyle söylüyorum? Çünkü çok büyük bir mücadele yapmış. Sadece hafif korkusu gelir. O korku bile bu halleri yeniden ona oluşturmaz inşallah. İnşallah hocam. Son 2-3 dakikamızın içerisindeyiz ama hocam hamilelik ve doğum sonrası sıkıntılar sıklıkla gündemimize geliyor. Bu tür sorular geliyor. Acaba neden kaynaklanıyor? Annelik psikolojisi nasıl bir şeydir? Neden depresyona bazen ya da bu tür sıkıntılara yol açabiliyor? Nasıl yorumlarsınız ve nasıl bakmak lazım bir çocuk sahibi olmaya? Şimdi hamilelik ve lohusalık döneminde bir kere vücudumuzda çok fazla fizyolojik değişiklik ortaya çıkıyor. Hem hamilelik süreci içindeki değişen hal hem de lohusalık döneminde. Bir kere insan bir halden kendini o halde görüp oradan diğer bir hale geçtiğinde normal gibi kabul etse bile vücuttaki o değişiklik ve bir canlıyı dünyaya getirmek, onu karnınızda taşıp sonra kucağınızda taşımak biraz yorucu bir iş. O yüzden de buna ne kadar normal baksa bile toplum ve kişinin kendisi, o değişiklikler kişiyi mutlaka psikolojik anlamda etkiliyor. Birinci noktamız bu. İkincisi de şu, kişinin yaşı, konumu, sorumluluk derecesi, etrafındaki insanlara güvenme durumu, doğum anındaki kullanılan müdahaleli olay, hamilelik sürecinin geçtiğinde ki sağlık sürecindeki aldığı olumlu ve olumsuz noktalar, bebeğin cinsiyeti gibi noktalar kişinin o hamileliği ve beraberinde doğumu, beraberinde de doğusalı daha kolay geçirmesine neden oluyor. Güvenilir bir doktorun olması, işte evdeki sorunların az olması, eşiyle olan diyaloğun iyi olması gibi birçok etken, yani doğum öncesi, doğum anı, doğum sonrası etkiler kişiliği mutlaka etkiliyor. Aile, çevre, doktor, sağlık hepsi etkiliyor. Ama insan şöyle düşün mesela, bu benim için değişik bir süreç, mutlaka etkileneceğim ama eğer sağlıklı bir bebeğe kavuşmuşsa benim bütün derdim bu bebekle beraber nasıl daha mutlu ve huzurlu bir hayat onunla beraber bana ve ona sunabilirim diye ona bakması gerekiyor. Tabii ki korku var ama ben bazen şöyle söyleyeyim, dönün bir etrafı bakın, bir sürü hamile insan çocuk dünyaya getirmiş. Allah'ın izniyle bir şey olmamış. Birçok insandan doğusayken bebeğini büyütmüş. Etrafa bakın. Etraftaki güçlü durumdan kendinize güçlük alabilirsiniz diye öneride bulunuyoruz. Belki o anne için ilk ama dünya için ilk değil. Tabii etrafta her tarafta oluyor. Takdir varsa zaten bizim düşünmemiz onu engellemiyor. Yani biz ona dikkat ediyoruz zaten elimizden geleni ama elimizden gelen konusunu bile sorun haline getiriyorsak o zaman kendimizi zulmediyoruz demektir. Korkulacak bir durum gibi gözüküyor. Çünkü değişik tıbbi müdahaleler oluyor. Ama elhamdülillah sonu güzel olan bir şey. Çok İnşallah istiyorum. İnşallah diyelim hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Değerli izleyenler, böylelikle bugünkü programımızın da sonuna geldik. Sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.